Bu videoda Logomind Insight 1.38 versiyonu ile birlikte gelen yenilikler anlatılacaktır. Mail gönderim modülünde gönderilecek maillere subject yani konu ve CC bilgileri girilebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bunu örneklemek için Logomind Insight'a logo admin kullanıcısıyla giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan ana sayfadan raporların otomatik gönderimi butonuna tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Bildiğiniz gibi mail gönderiminin yapılabilmesi için önce arka tarafta SMTP ayarlarının yapılması gerekiyor. SMTP ayarları yapıldıktan sonra sisteme bir e-posta kullanıcısı ekleniyor. Daha sonra mail gönderim modülüne girerek e-posta listesi üzerinden mailin gönderileceği kişiler ekleniyor. Ardından ekle diyerek hangi dashboardları göndermek istiyorsak bunları parametreyle birlikte seçebiliyoruz. Eğer nasıl yapıldığını görmek isterseniz yine YouTube sayfası üzerinden Logomind Insight eğitim videolarımıza bakabilirsiniz. Şu anda örnek olarak HR raporu üzerinde bir sayfayı gönderelim. HR raporundaki insan kaynakları yönetim paneli sayfasına hem PDF olarak hem de Excel olarak gönderelim. Görevi bir isim tanımlıyorum. İK Dashboard dedikten sonra ileri butonuna tıklıyorum. Tekrar ileri butonuna tıklıyorum ve ekle diyerek bir kişi seçiyorum. Kişiyi seçtikten sonra ileri diyorum. Raporumuz saatlik gönderilsin. 10.39'da mail gönderimi başlayacak. İleri butonuna tıklıyoruz. Artık 1.38 sürümüyle birlikte gönderim modülünde bu şekilde maili kime göndermek istediğinizi bilgi ve gizli kutucuğundan seçebiliyorsunuz. Ayrıca mailinize bir mail konu başlığı girebiliyorsunuz. Örneğin insan kaynakları dashboard diyorum. Rapor çalışma tarihini konu başlığına ekleyebilirsiniz. Dilerseniz mail içeriğini de buradan girebilirsiniz. Şimdilik HR genel rapor şeklinde mail içeriğini giriyorum ve kaydet butonuna tıklayarak mailin gönderilmesini sağlayacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler.